Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Büyük Önder Atatürk'ün en büyük eserim dediği Cumhuriyetimizin 94. yaşını kutluyoruz. Bir ulusun büyük fedakarlıklarla adeta küllerinden yeniden doğarak şahlanışının bayramı bugün. Ezelden beridir hür yaşamış milletimizin, yurdunda tüten en son ocak sönmeden hiçbir güce teslim olmayacağını yedi düvele haykırışının bayramı. Bugün tarihi şanlı sayfalarla dolu milletimizin bir kez daha genç ihtiyar, kadın erkek, doğulu batılı demeden bütünleşip Mehmetçikleşerek kazandığı bir zaferin bayramı. 29 Ekim bir kenetlenme günü. Bizi tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan yapan yüksek değerlerimizi daha gür bir sesle yüceltmenin günü. Harabeye dönmüş bir imparatorluğun küllerinden kurulan Türkiye Cumhuriyeti bugün tam 94 yaşında. Bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Milli Mücadele Hareketi'nin dönüm noktalarından olan Erzurum Kongresi sırasında Mustafa Kemal Paşa arkadaşlarına "Hayır paşalar, hayır. Hayır beyefendiler. Manda yok. Ya istiklal ya ölüm var." diye seslendi. 26 Ağustos 1920. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın emri geldi. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Tarih 28 Ekim 1923. Mustafa Kemal Paşa'nın Cumhuriyet kurulması teklifi Halk Fırkası toplantısında kabul edildi ve Türkiye Devleti'nin hükümet şekli artık Cumhuriyet'ti. Ankara mebusu Gazi Mustafa Kemal Paşa, oylamaya katılan 158 mebusun tümünün oyunu alarak Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı oldu. Halk sokaklarda, ellerinde bayraklarla genç Cumhuriyeti kutluyordu. Artık sokaklarda düşman çizmelerinin sesi yoktu. Sokaklar "Yaşasın Cumhuriyet!" sesiyle çınlıyordu. İşte böyle bir ortamda kurulan Cumhuriyet'e milletimiz 94 yıldır sahip çıktı. Onu canından üstün tuttu, vatan sevdasıyla Cumhuriyet'i yaşatmak için and içti. Bu büyük bayramda bize Cumhuriyet'i miras bırakan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, vatan için kanlarını bu toprağa dökmüş aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 94. yılı kutlu olsun. Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Ne mutlu Türk'üm diyene!